Herkese merhaba. Karşınızda sol tarafta iPhone 5, sağ tarafta ise iPhone 4S. İki farklı model, siyah ve beyaz renkli modeller. Bunların bir karşılaştırmasını yapalım bu videoda. Görmüş olduğunuz gibi iPhone 5, selefi iPhone 4S'e göre biraz daha uzun. Genişlik açısından baktığımızda her iki cihazın da birebir aynı olduğunu görüyoruz. Kalınlık açısından baktığımızda ise iPhone 5'in iPhone 4S'e göre çok daha ince olduğu apaçık şekilde ortada. Baktığımızda her iki cihaza iPhone 4S'te metal şeridin üzerine tabakalar, cam tabakalar sanki oturtulmuş gibi görünüyor. Ancak iPhone 5'te önde ve arkadaki plakalar bu metal şeridin içerisine yedirilmiş, aynı seviyeye getirilmiş gibi bir durum söz konusu. Bu şekilde anlıyoruz ki iPhone 5'te biraz daha gelişmiş, biraz daha ince bir işçilik söz konusu. Baktığımızda da bu metal şerit ile ön ve arka plakaların buluştuğu noktalarda iPhone 4S'te biraz daha kaba bir işçilik var. Fazla detaylara inilmemiş bir işçilik var. Ancak iPhone 5'te gerçekten gördüğümüz gibi bu noktalarda biraz daha ağır bir işçiliğin, biraz daha detaylı bir işçiliğin olduğunu ve bu şekilde cihazın daha çekici gözüktüğü apaçık bir şekilde ortada. Ağırlık açısından baktığımızda gerçekten şu anda belki hissedemiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Ancak iPhone 5, iPhone 4S'e göre çok daha ince durmakta. Tutuş anlamında baktığımızda iPhone 4S ile iPhone 5'in arasında çok fazla bir fark yok. Ancak iPhone 5'in biraz daha ince olması ve biraz daha uzun olması, doğrusunu söylemek gerekirse iPhone 5'i elimizde biraz daha rahat hissetmemize olanak sağlıyor. Onun dışında ekranlar görmüş olduğunuz gibi iPhone 5'te biraz daha fazla bir alan söz konusu. Bu da bize 5. bir uygulama satırı olarak dönüyor en basitinden söylemek gerekirse. Bunun dışına baktığımızda cihazların performansını bir karşılaştıralım en güzeli. Bunun için bir Safari testi yapalım. Web sitesi açma olayına girişelim. Öncelikle ayarlara girelim ve ayarlardan Safari'nin, her iki tarafta da Safari'nin çerez verilerini silelim ve ön belleği bu şekilde boşaltmış olalım. Daha sonra her iki cihazın da aynı bağlantı noktasına bağlı olduğunu söyleyelim. Aynı Wi-Fi şebekesine bağlı durumdalar. Hemen TeknoBlue açalım. İlk başta mobil site açılabilir. Bu konuda uyaralım. Şöyle bir kontrol yapalım burada. Burada da TeknoBlue'a girelim. Evet, her ikisinde de şu anda TeknoBlue'un masaüstü sitesi açılmış durumda. Fark ediyorsunuzdur, iPhone 4S'te daha önce başlatmıştım TeknoBlue'a açılma sürecini, ancak hala yükleme işlemi sürmekte. iPhone 5'te ise TeknoBlue çoktan yüklendi ve istediğim gibi dolaşabiliyorum bu sayfa içerisinde. Şöyle bir şey yapalım, masaüstü modu görüntüleyelim. Mobil temayı her iki tarafta da aynı anda off tuşuna basarak kapatalım. Şöyle yapalım. Evet, aynı anda yaptık bu işlemi. Şimdi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi iPhone 5'te biraz daha hızlı bir yükleme işlemi söz konusu. iPhone 5'te sayfa çoktan yüklendi. iPhone 4S'te ise hala sayfanın yüklenmesini beklemeye devam ediyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? iPhone 5'te mobil ortamda, mobil webde gezinme çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmekte. Aynı şartlar altında bunu söyleyebiliriz. Sayfalarda yakınlaştırma ve uzaklaştırma, sayfayı tekrar işleme çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiliyor. Apple A6 işlemcisi, çift çekirdekli ve 3 grafik işlemcili A6 işlemcisi bu noktada iyi bir performans sunuyor gibi gözükmekte. Bunun dışında iPhone 4S, iPhone 5'in sahip olduğu özelliklerin hemen hemen çoğuna sahip durumda. Birçok yeteneği iPhone 4S'te de bulabiliyorsunuz. Tabii iPhone 5'in sahip olduğu donanım bileşeni, biraz daha güncelleştirilmiş donanım bileşeni bu telefon için bir avantaj sağlamakta. Arkasına baktığımızda, tasarımla devam edecek olursak, arkasına baktığımızda iPhone 4S'in tamamen camdan yapılmış bir plakaya sahip olduğunu görüyoruz. Ancak iPhone 5'te büyük çoğunluğu alüminyumdan yapılmış bir metal plaka var. Ayrıca üstte ve altta da camdan yapılmış plakalar bulunmakta. Bu açıdan baktığımızda cam çizilmelere karşı biraz daha dayanıklı, doğrusunu söylemek gerekirse alüminyum çizilmelere karşı biraz daha dayanıksız, biraz daha hassas. Bu nedenle iPhone 5'in arka plakası biraz daha çabuk çizilebilir, doğrusunu söylemek gerekirse. Şu anda videoda ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum, ancak iPhone 5'te
Apple logosunun üzerinde ufak tefek çizikler oluşmaya başlamış bile. Bunu söyleyelim baştan. Bunun dışında bir de fark ne var? iPhone 4S, iPhone 5 arasında iPhone 5'in arkasında kameranın hemen yanında bir mikrofon daha yer alıyor. Bu mikrofon sayesinde de özellikle yapılan çağrılar esnasında gürültü bastırma, dış ortamı gürültüsü daha verimli bir şekilde bastırılıyor. Aynı zamanda video çekimi esnasında da ortam sesi çok daha iyi bir şekilde kaydedilmekte. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi alta baktığımızda portun değiştiğini görüyoruz. Lightning portu var iPhone 5'te. Bunun yanı sıra iPhone 4S'te üstte yer alan kulaklık jack'ı iPhone 5'te alta taşımış durumda. Hoparlör ve mikrofon ızgaraları da tasarım açısından biraz daha farklılaştırılmış. Bu şekilde iPhone 5'in biraz daha hoş göründüğünü söylemek gerek. iPhone 4S ve iPhone 5 ile ilgili temel farklar bu şekilde. Daha fazla ayrıntıyı, iPhone 5 ile ilgili ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.